Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. Ya Bezer, diline hakim ol. Çünkü insanların çoğu dilinden dolayı cehenneme giriyor. Cehennemlik oluyor. Kulun diline hakim olması gerekir. Onun için ne demişler? Mümin, veli, dilini gönlünün arkasına alandır. Fasıksa, münafık da dili kalbinin önündedir, gönlünün önündedir. Düşünmeden konuşur, tefekkür etmeden konuşur. Kendisinin, karşısındakinin zarar görüp görmeyeceğini hesap etmeden konuşur. Ama müminin dili gönlünün arkasındadır. Önce onu gönlüne sorar, bu doğru mudur, yanlış mıdır? Bunu söylesem, hayır mı olur, şer mi olur? Karşımdaki kırılır mı, yoksa ona fayda mı verir? İyice bir hesap eder. Hayır olmayan, kazandırmayan bir söz söylemez. Söyleyince ne olur? Söyleyince karşısındaki insanın gönlünü cehenneme çevirmiş olur. Kendi gönlü cehenneme dönmüş olur. Dolayısıyla cehenneme layık olmuş olur. Mesela baktığımızda İnsan düşünmeden, Allah'ın hesabını yapmadan, benim bu söyleyeceğim Allah'ın vahyine uygun mudur, değil midir? Bunu söylemek, benim söylediğimi söylemek, Resulullah Efendimiz'e yakışır mı, yakışmıyor mu? Ona yakışmıyorsa onu söylememen gerekir. Çünkü ona tabi olmuşsun. Yoksa ona tabi olmaktan çıktın. Sırat-ı müstakimden ayrıldın. Dolayısıyla cehenneme doğru yol alıyorsun. Sadece konuşmamak yetiyor mu? Hayır. Söyledim biraz önce. Küpün içinde ne varsa dışarıya onu sızdırır. İçinde su varsa su sızdırır. İçinde bal varsa bal sızdırır. Zehir varsa zehir sızdırır. Onun için gönülde ne varsa dil de onu söyler. Onu konuşursun. Gönlündekini konuşmuş olursun. Bu durumda yanlış konuşmaktan, bizi cehenneme sürükleyecek sözler söylemekten kurtulabilmek için gönül alemini temizlememiz gerekir. Şeytanın verdiği vesveseden temizlememiz gerekir. Küfürden, şirkten temizlememiz gerekir. Kibirden, riyadan, hasetten temizlememiz gerekir. Temizleyince ne olur? Nur dolar oraya. Rahmet dolar, muhabbet dolar. Allah'ın güzelliği orada tecelli eder. Bu durumda konuşacağın her ne varsa hepsi sadece Allah'ın güzelliğidir, rahmetidir, el-esmaul husnasıdır, hayırdır, rahmettir. Onun için onu temizlemeden olmaz. Eğer düşüyorsak, yanlış konuşuyorsak, kurtulmak için yapmamız gereken şey gönlü temizlemektir. Bunun tek bir sebebi var, o da cehalettir. O da Rabbimizi bilmemektir, tanımamaktır, anlamamaktır. Gönlün Rahman'ın arşı olduğunu bilmemektir. Beytullah olduğunu unutmuş olmaktır. Eğer oraya çöplüğü doldurmuşsak, vesveseyi doldurmuşsak, yanlış bilgileri doldurmuşsak, başkalarına karşı eğer kini, nefreti, hasedi doldurmuşsak, kibri doldurmuşsak, bu durumda konuşurken de öyle konuşacağız. Karşımızdakinin hesabını yapmadan, gönül hesabını yapmadan konuşuruz. Bundan kurtulmanın tek çaresi gönlü temizlemektir. Cehaletten kurtarıp marifetullah'la doldurmaktır. İnşallah hep beraber öyle yapıyoruz, öyle yapacağız inşallah. Rabbimizi tanıdıkça bizdeki nefsin karanlıkları, vehimleri, zanları nurlanır, aydınlanır. Allah'ın el-esmaul husnası tecelli eder.